Skywalker'ın yükselişini geride bırakırken filmin yapım aşamasında neler olduğuna veya neler olmadığına dair yeni bilgiler de gün ışığına çıkmaya başladı. Bunlardan biri de son günlerde Star Wars hayranlarının gündeminde yer alan kullanılmayan bölüm 9 senaryosu. Şayet bu senaryo kullanılmış olsaydı hiç şüphesiz bambaşka bir film izlemiş olacaktık. Peki Skywalker'ın yükselişi yerine kaderlerin düellosu yani Duel of the Fates adını taşıyan bu bölüm ne anlatıyordu? Gelin bir göz atalım. Öncelikle bölüm 9 senaryosunun yapım öncesindeki tarihçesine kısaca bir göz atsak daha doğru olur. 2015 yılının ortasında serinin 9. yani son filminin yazar ve yönetmeninin Colin Trevorrow olacağı Lucasfilm tarafından resmi olarak açıklandı ve senaryo yazımında da Derek Connolly ile işbirliği yapılacaktı. Nisan 2017'de Disney filmin gösterim tarihini 24 Mayıs 2019 olarak duyurdu ve çekimlerin Ocak 2018'de başlayacağını belirtti. Fakat bu tarih daha sonra Ağustos 2017'ye çekildi, yani öne alındı. Yine Ağustos ayında Jack Thorne'un senaryoyu yeniden yazacağı açıklandı. Ardından Eylül ayında da başta anlaşılan Colin Trevorrow'un yaratım sürecinde farklılıklar yaşadığı için projeyi bıraktığı Lucasfilm tarafından duyuruldu. Bu noktada Hollywood Reporter'ın haberine göre Trevorrow'un birkaç taslak hazırlamasına rağmen tatmin edici bir senaryo ile gelememesinin ardından kendisinin Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy ile olan ilişkisini kötü yöne sürüklediğinden söz ediliyor. Yönetmen olarak bölüm 8'i yöneten Rian Johnson'ın adı yeniden geçti. Fakat Johnson bu teklifi kabul etmedi. Olaylara çok hızlı çözümler getirilerek bölüm 7'nin yönetmeni J.J. Abrams ile yeniden anlaşıldı ve filmin gösterimi 20 Aralık 2019 tarihine ötelendi. Abrams'ın senaryo ekibi yepyeni bir hikaye yazdı ve bunun üzerinde çalışılmaya başlandı. En azından Wikipedia'da buraya kadar yazılan kısım böyle. Peki Trevorrow'un yaratıcı farklılıklar yaşadığı söz edilen senaryo nasıl ortaya çıktı? Söylenen o ki bu senaryo bir yapımcı ve aynı zamanda bir YouTuber olan Robert Mayer Burnett'ın eline geçti. Nasıl geçtiğini henüz bilmiyoruz. Kendisi de senaryonun detaylarını kendi YouTube kanalında paylaştı. Sektörün içindeki çoğu internet sitesi bu senaryonun gerçekliğini doğruluyor. Ve biz de şimdi bu senaryoyu Star Wars News Net sitesinde derlenmiş hali üzerinden mümkün olduğunca ses efektleri ve görsellerle beraber sizlerle paylaşacağız. Başlamadan önce ufak ama önemli bir not düşelim. Senaryonun üzerindeki tarih 16 Aralık 2016. Yani Carrie Fisher'ın vefatından daha önce yazılmış olduğunu düşünebiliriz. Her zaman olduğu gibi kayan yazılarla başlıyoruz. Filmin adı daha önce belirttiğimiz gibi Duel of the Fates yani kaderlerin düellosu. 3 paragraflık yazılarda şöyle diyor. İlk düzenin demir yumruğu galaksinin en uç noktalarına kadar yayılmıştır. Sadece birkaç dağınık gezegen ele geçirilememiştir. Hainlik olarak görülen davranışlar ölümle cezalandırılmaktadır. Giderek büyüyen huzursuzluğu boğmaya kararlı olan yüce lider Kylo Ren, komşu gezegenler arasındaki tüm iletişimi susturmuştur. General Leia Organa liderliğindeki direniş, ilk düzenin yarattığı yıkımı durdurup özgürlüğe giden bir yol oluşturmak için gizli bir görev başlatır. Filmin ilk sahnesi, ilk düzenin köle iş gücüyle bir yıldız destroyeri filosu inşa ettiği kuat tersaneleriyle açılıyor. İnşa işleminin bir kısmı ay üzerinde gerçekleştiriliyor ve tamamlanan destroyerler ayın yörüngesine bir halka gibi kurulmuş olan düzenekte yakıt ikmali yapıyor. Gezegen yüzeyinden halkaya giden asansörler işlenmemiş ham madde taşıyor. Rose Tico ve BB-8'in ay yüzeyine sızmasını gösteren bir aksiyon başlıyor. BB-8 bu görev için bir ilk düzen droidi gibi boyanmış. Finn ve Poe ise tersanenin başka bir kısmına sızıyor. Plana göre asansörü kullanarak yörünge halkasındaki işleyişi bir şekilde durdurup hem tersaneyi hem de ilk düzenin yeni filosunu havaya uçuracaklar. Senaryoyu sızdıran Burnett buradaki diyalogların inanılmaz olduğunu ve Star Wars ruhuna çok uygun olduğunu söylüyor. Fakat kahramanlarımızın planı yolunda gitmiyor. İlk düzen hem onları hem de kullanacakları patlayıcıları ele geçiriyor. Yeni bir karakter olan Amiral Vaughn'un huzuruna getiriliyorlar ve Vaughn onlara modası geçmiş taktikleriniz acınası diyor. Sonraki sahnede Rey'in ortaya çıkışını görüyoruz. Rey bir Tusken akıncısı kılığına girmiş. Hem kendi sopası hem de Skywalker kılıcının birleştirilmiş halinden oluşan çift taraflı ışın kılıcı kullanıyor. Köleler arasındaki çocuklar hayrete düşüyorlar ve onun bir Jedi olduğunu anlıyorlar.
Kendi filolarının derdine düşen direniş kahramanları yeni bir plan uyguluyorlar ve bir Yıldız Destroyer'i çalmaya karar veriyorlar. Yine Burnett'a göre bu sahne Return of the Jedi'in başında Han Solo'nun kurtarılmasını çağrıştıran bir havada yazılmış. Kahramanlarımız tersanede ilerlemeyi başarıp yepyeni bir Eclipse sınıfı Yıldız Destroyer'i ile kaçıyorlar. Bu esnada Knife Nine adında yeni bir gemi geliyor. Bu gemi Ren şövalyelerine ait ve Vaughn'un direnişçileri elinden kaçırmasından hiç memnun değiller. Ataska Ren, Vaughn'u öldürüyor. Şimdi Coruscant'a dönüyoruz. Hem Cumhuriyet hem de İmparatorluğun başkenti olan ve en son Endor Savaşı'nın ardından kutlamalar sırasında gördüğümüz bu gezegen artık eski cazibesine sahip değil. Bir ilk düzen kulesi de dahil olmak üzere yepyeni yapılar, eskiden tanıdığımız şehrin üzerine inşa edilmiş ve baskı altında yaşayan halk da gezegenin alt seviyelerinde hayatta kalmaya çalışıyor. Artık bir şansölye olan General Hux halka sesleniyor. Biz Kova adında bir haini ele geçirdiklerini ve suçunun da direnişçilerin Kuat'tan bir Yıldız Destroyer'ini çalmaya yardım etmek olduğunu söylüyor. Hux ardından Kova'yı bir ışın giyotiniyle idam ettiriyor. Hux ve Komutan Salek adındaki başka bir yeni karakter diğer bir sahnede bir grup savaş lordu ile buluşuyor. Bu sahnenin yeni bir umut filmindeki İmparatorluk Komutanları toplantısını çağrıştırdığı söyleniyor. Savaş lordları ilk düzenin müttefiki ve yüce liderin nerede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Hux onlara bu bilgiyi veremiyor çünkü tek bildiği yüce lider Kylo Ren'in bir şey aradığı. Ren'in arayışı onu Darth Vader'ın Mustafar'daki kalesine götürüyor. Sakalı uzamış ve her halinden arayışının çok uzun süredir devam ettiği belli oluyor. Yanında Darth Maul'a benzeyen bir droidi var. Fakat Kylo Ren'e eşlik eden tek kişi bu droid değil. Luke Skywalker'ın ruhu da onunla beraber ve Kylo'ya huzur vermiyor. Leia'nın yanına dönmesi için onu ikna etmeye çalışıyor. Luke ile aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Karanlık yolun bittiği yer işte burası. Boş bir mezar. Peki senin yolun seni nereye götürdü? Sen bir hayaletsin. Snoke'un sana sözünü verdiği güce rağmen hala boşlukta olduğunu biliyorum. Bütün Jedi'lardan daha güçlü olacağım. Senden bile. Tapınağın içinde Ren bir Sith holokronu buluyor ve onun içinde de İmparator Palpatine'den Vader'a bir mesaj var. Mesaj şöyle diyor. Eğer Luke beni öldürmekte başarılı olursa onu Remincore sistemine götür. Orada bana yol gösteren Sith efendisi Thor Valium'u bulacaksın. Bir parantez açalım. Burnett'ın açıklamasına göre burada bahsi geçen Thor Valium aslında bir Sith Lord'u değil. Buna daha sonra geri döneceğiz. Bu esnada Kylo Ren'i tarayan Holocron, onun Vader olmadığını anlıyor ve kırmızı bir şimşekle onu çarpıp karanlık bir enerji üzerine yayılıyor. Kylo Ren acıyla kıvranıyor. Bir sonraki sahnede Korelev gezegenindeki direniş üstünde Leia'yı görüyoruz. Oğlunun acı çektiğini hissediyor. Yanına gelen Chewie ve Taman Konix ekibin geri döndüğünü söylüyor. Bir Yıldız Destroyer'inin üste indiğini gördüklerinde şok oluyorlar. Rey, geminin köprüsündeki askerlere mind trick yapmış ve Leia onların gitmesini sağlıyor. Burada Leia, Poe ve Rose arasında komik bir diyalog olduğu söyleniyor. Poe ve Rose görev hakkında Leia'ya bilgi verirken Rey de Finn'e içini açıyor. Artık bir Jedi olarak tanındığı için insanların beklentilerini karşılamakta zorlanacağını düşünüyor. Finn ona hala Kylo'yu hissedip hissetmediğini soruyor. Rey ise hala kabuslar gördüğünü, her gece çığlık atarak uyandığını ve aralarında açıklayamadığı bir şey olduğunu söylüyor. Finn ona aralarındaki bağı kesmeyi tavsiye ediyor ve Kylo Ren'in artık değişemeyecek hale geldiğini ekliyor. Fakat Rey'e göre Ben için hala umut var. Bu konuşmanın ardından direniş, Yıldız Destroyer'in silah ve araçlarla dolu olduğunu anlıyor. Artık onlara tek gereken bunları kullanacak bir mürettebat. Aktu'dan aldığı Jedi yazmaları üzerinde çalışan Rey, Coruscant'taki Jedi Tapınağı'nın altında eski Cumhuriyet'ten kalma bir iletişim sistemi olduğunu öğreniyor. Bununla 50 ayrı gezegene bağlanıp onlardan yardım isteyebileceklerini düşünüyor. Finn'e göre bu kadar eski bir sistemin çalışma ihtimali yok. Fakat Poe, eski Cumhuriyet teknolojisinin ellerindeki hurdaya göre daha iyi olduğunu, hatta bu teknoloji eski olduğu için ilk düzenin buna engel olamayacağını söylüyor. Rey, ellerinde kalan tek şeyin umut olduğunu belirtiyor. Görevin öncesinde Jedi eğitimine devam eden Rey, Luke'un ruhuyla karşılaşıyor ve Luke onu güçte daha kuvvetli olması konusunda zorluyor. Bu sırada Coruscant'a dönen Kylo Ren, Holocron'dan aldığı darbe sebebiyle ciddi şekilde yaralanmış ve yüzü de tıpkı Palpatine gibi deforme olmuş. Suratına Mandalorian zırhı entegre ediliyor. Korelev gezegeninde Rey'i Luke ile tartışırken görüyoruz. Denge mi? Karanlık aydınlığı boğuyor,
aydınlık karanlığı söndürüyor. Tekrar ve tekrar ve tekrar. Güçteki denge bu mu? Luke bu öfkeyi tanıdığını, hem kendisi hem de babasının bu öfkeyi taşıdığını söylediğinde Rey şöyle yanıtlıyor. Ustam öyle diyor. Onun ustası da öyle diyor. Binlerce usta nasıl yaşamamız gerektiğini bize söylemekte öyle istekli ki. Tüm hayatımı bir aile isteyerek geçirdim ve şimdi bir ailem var. Onları terk etmeyeceğim. Aralarında yeni bir diyalog başlıyor. Güç seninle konuşuyor. Belki ben gücün sandığı kişi değilimdir. Peki kimsin? Ben hiç kimseyim. Eğer buna gerçekten inanıyorsan belki de son Jedi gerçekten ölmüştür. Belki de. Coruscant'ta Kylo, Hux'a gitmek zorunda olduğunu söylüyor ve Hux'tan yana olan memnuniyetsizliği açık bir şekilde anlaşılıyor. Hux ona Sith yazmalarında bahsi geçen gücü bulup bulmadığını sorduğunda Kylo şöyle yanıtlıyor. Bulmaya çok yakınım. Bir gezegeni yok etme yeteneği çok önemsiz kalacak. Direnişi bul, onları ortadan kaldır ve kızı bana bırak. Gitmeden önce Ren, Vader'ın miğferiyle son bir konuşma yapıyor. Seni şimdi anlıyorum. Senin güçsüzlüğünü ve ızdırabını, sevginin kararlarını etkilemesine izin verdin. Bunu söyledikten sonra miğferi dışarı fırlatıyor ve miğfer sokağa düşünce paramparça oluyor. Koral evde direniş kahramanlarını yeni göreve hazır şekilde görüyoruz. Ayrılmadan önce Rey, Leia ile son kez konuşuyor ve anlıyoruz ki Rey kendini kaybetmiş. Kendi yolu nedir artık bilmiyor. Kendisinin kim olduğunu bilmiyor ama buna rağmen Leia'ya halen beni kurtarabileceğini söylüyor. Leia cevaben bir zamanlar kendisinin buna inandığını, hepsinin içinde iyilik olduğunu fakat oğlunun artık yitik olduğunu belirtiyor. Rey ayrılmadan önce Leia son bir görüş aktarıyor. Tüm hayatım boyunca denge hakkında çok şey duydum. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sen benim babam veya kardeşim gibi değilsin. Sen yenisin. Ne olursa olsun şunu hatırla Rey. Güç seni seçti. Senin hikayen başka biri tarafından yazılmadı. Bu noktadan sonra hikaye finale kadar birkaç farklı koldan devam ediyor. Kylo Ren, Torvalium'u aramak için Remnikor'a gidiyor. Rey, Poe, Chewie ve BB-8, Rey'in yolunu aydınlatacak bir bilgi aramaya koyuluyorlar. Finn, Rose, R2 ve C-3PO ise Jedi Tapınağı'nın altındaki sistemi bulmak için Coruscant'a doğru yola çıkıyorlar. Leia ise kendi başına eski müttefikler bulmaya çalışıyor. Kylo Ren, Remnikor'a varıyor. Bu gezegenin Exegol'u çağrıştırdığını söyleyebiliriz. Kylo taştan bir kaleye girdiğinde etrafı ölümle kaplanıyor. Yüzyıllar önce gerçekleşmiş bir savaşın kalıntıları göze çarpıyor. Jedi'lar ölümden sonra güç ile bir olurken Sith'ler için bunun geçerli olmadığının bir göstergesi. Kalenin içindeki bir odada parçalanmış yıldız gemilerinin parçaları arasında Torvalium'u görüyoruz. Torvalium 7000 yaşında, bilinmeyen bir ırktan, cılız ve sinirleri gözüken bir karakter olarak tanımlanıyor. Kendisi bir Sith Lord'u değil ama bir çeşit öğretmen. Önemli bilgilere sahip antik bir varlık. Kylo ile aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Dark Plagueis'i sen mi eğittin? Bu isim bana bir şey ifade etmiyor. Senden öncekilerin gücüne sahip olmak istiyorsun. Mortis tanrıları arasında yerini almak istiyorsun. Kylo bunu onayladığında Valium onunla alay ediyor. Kendine Sith diyorsun fakat Sith'ler hiçbir şeyden pişmanlık duymazlar. Vicdan azabı çekmezler. Ama geçmişin ve varlığın sana huzur vermiyor. Ren bir pişmanlığı olmadığını söylediğinde Valium bunun bir yalan olduğunu anlayıp şayet kendisini geçmişten koparmazsa kalenin dışını kaplayan ölü savaşçılardan bir farkı kalmayacağını belirtiyor. Fakat buna rağmen ona yol göstermeyi kabul ediyor. Yaşayan güç bir gıdadır. Onu ne kadar çok tüketirsen o kadar güçlü olursun. Bir can almak, ölümden kaçmaktır. Kylo Ren'e öğrettiği bu güç ona vampir benzeri bir yetenek kazandırıyor. Kylo bu sayede rakiplerinin içindeki yaşayan gücü çekebiliyor. Galaksinin diğer bir köşesinde direnişçiler ilk düzenin Coruscant'taki ablukasını aşmayı başarıyorlar. Önceki filmlerden tanıdığımız halinden eser kalmayan gezegenin derinliklerine inip orada ilk düzenin zulmünden nasibini almış halkı görüyoruz. Gezegenin alt seviyelerine inilirken C-3PO ile R2-D2 arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Korkarım Coruscant hakkındaki tüm bilgim üst seviyelerle sınırlı. Elitist mi? Bu kelimeyi nereden öğrendin? Burnett senaryodaki R2 ve C-3PO diyaloglarının muhteşem olduğunu söylüyor. Coruscant hikayesiyle Finn ve Rose'un geçmişleri biraz daha derinlik kazanıyor. Jedi Tapınağı'na geldiklerinde geçmiş şanından geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorlar. Tapınağın harabeleri arasında berduşlar yaşıyor. C-3PO burası bana Jedi Tapınağı'nı anımsatmıyor şeklinde bir yorum yapıyor.
Ateş yakan berduşlar onlara bakmaya başlayınca Artu arkadaşına bipliyor. Dikkat çekiyorsun da ne demek? Artu yine bipliyor. Altın gösterişli bir renk değildir. Laf ebeliğini bana bırak seni ukala tamirci. Remnikor'a dönüyoruz. Kylo kalenin etrafındaki yaratıklar üzerinde yeni yeteneklerini kullanıyor. Her can alışında daha fazlasını istiyor. Daha sonra bir mağara görüyor ve bir şey hissediyor. Valium burada bir güç hareketliliği olduğunu belirtiyor. Kylo miğferini bırakıp mağaraya giriyor. Burada Darth Vader'ın bir görüsüyle karşılaşıyor. Vahşi bir düellonun ardından Kylo yeniliyor ve öfkeyle mağaradan çıkıyor. Thor Valium'dan Mortis'in yerini söylemesini istiyor. Valium'a göre Mortis, yaşayan gücün kuyusu ve galaksinin doğum yerinin kaynağı. Ancak Kylo Ren henüz bu bilgiyi hak etmiş değil. İstediği cevabı alamayan Kylo, yeni güçlerini Valium'un üzerinde kullanıp içindeki yaşam enerjisini çekiyor. Bu esnada Rey'in Bona'dan gezegenine ulaştığını görüyoruz. Orada bulduğu bilge, Rey'in zihninin içerisinden bir yıldız haritası çıkarıyor. Rey gitmesi gereken yeri gösteren haritanın bu olduğuna inanıyor. Korelev'de ise ilk düzen, çalınan yıldız destroyerini bulmayı başarıyor. Leia ve diğerleri zamanında kaçabiliyor ve bu çalıntı gemi direnişin yeni üssü oluyor. Jedi Tapınağı'nın altında direniş ekibi aradıkları iletişim sistemini bulup çalıştırıyorlar. Bir güç feneri olarak anılan bu sistem, altındaki dev kyber kristali sayesinde çalışıyor. Artu, Leia'nın mesajını galaksiye yayıyor. Burnett bu sahnenin Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gondor fenerlerini anımsatacak şekilde yazıldığını belirtiyor. Leia mesajında şöyle diyor. Sesimiz susturulmayacak. İlk düzenin gölgesinde daha fazla yaşayamayız. Aydınlığa adım atmalıyız. İlk düzen bir şekilde yayını kesmeyi başarıyor fakat mesaj yine de yerine ulaşıyor. Mesajı alanlar arasında Tatooine'deki Bendu rahipleri, artık krallar gibi yaşayan ödül avcısı Bosk ve son Jedi'in finalinde gördüğümüz süpürgeli çocuk bile var. Güç feneri susturulduktan sonra Finn, Rose ve droidler yeraltı şehrine kaçıyorlar. Onadan da ise Ren şövalyeleri Rey ve Poe'yu bulmayı başarıyorlar. Deniz üzerinde süren kovalamacada Rey, Chewie ve Poe bir deniz aracı kullanırken şövalyeler ise Knife Nine gemisi ile onları takip ediyorlar. Kovalamaca Rey ve şövalyeler arasındaki epik bir düello ile bitiyor. Rey dövüşürken bazı görüler görüyor ve şövalyeleri öldürüyor. Onları önceki görülerinden hatırlıyor ve daha önce karşılaşmamış olmalarına rağmen onların kim olduklarını biliyor. Çarpışmanın ardından yaptıkları sebebiyle sarsılıyor ve Poe'ya başka seçeneği olmadığını söylüyor. Burnett'a göre senaryoda Rey ile Poe arasında romantik bir ilişkinin işaretleri veriliyor. Rey her seferinde Poe'yu kibarca reddediyor. Son çatışmasının ardından Rey, yoluna yalnız devam etmesi gerektiğine inanıyor. Poe bunu kabul etmiyor. Rey bunun üzerine mind trick uyguluyor. Poe direniyor. Rey yeniden deniyor. Her defasında yüzüne daha çok yaklaşıyor. En sonunda Poe'yu öpüyor ve mind trick işe yarıyor. Poe yanına Chewie ve BB-8'i alarak Millennium Falcon ile direnişin yanına dönüyor. Rey ise Knife Nine'e binerek zihninden çıkarılan yıldız haritasını takibe koyuluyor. Kylo Ren, Remnikor'dan ayrılırken Hux onunla iletişime geçiyor ve direnişin ablukayı geçip galaksiye bir mesaj ilettiğini anlatıyor. Ren ona, "O mesajı durduranın kim olduğunu gerçekten bilmiyor musun?" diye sorarak bu işi kendisinin yaptığını ima ediyor. Hux bu olaya bir güç gösterisiyle karşılık verilmesi gerektiğini düşünüyor ve Ren'in yeni güçlerini tüm galaksiye göstermesini istiyor. Zira onun yokluğu düşmanlarının sayılarının artmasını sağlamış durumda. Ancak Ren iletişimi kesiyor ve Mortis'e doğru yola çıkıyor. Coruscant'ın alt seviyelerinde Finn ve Rose ilk düzenden kaçan halk ile tanışıyorlar. Finn burada tıpkı kendisi gibi Stormtrooper'luktan kaçmış kişiler buluyor. Hatta aralarında kendi eğitimi sırasında tanıştığı kişiler de var. Beraber yeni bir isyanın fitilini ateşliyorlar. Alaforn gezegenindeki bir kabare kulübündeyiz. Fakat içeride hiç müşteri yok. Yoğun bir gecenin ardından droidler ve hizmetkarlar içeriği temizliyorlar. Ve bir masada kulübün sahibi hasılatı sayıyor. Leia onun arkasından yaklaşıyor. Anlıyoruz ki mekanın sahibi Lando Calrissian. Lando, Leia'nın elini öpmek için hamle yapınca Leia elini kaçırıyor. Lando, müşterilerinin ilk düzenden olduğunu ve Leia'nın orada bulunmaması gerektiğini söylüyor. Leia, yardıma ihtiyaçları olduğunu, direnişe destek vermeleri için kaçakçıları bir araya getirmesi gerektiğini dile getiriyor. İkisi arasında şu diyalog geçiyor. Bir şey olduğu takdirde ilgileneceğime dair Han'a söz verdim. Ne? Sen benimle mi ilgileneceksin? Biliyorum, daha iyisini hak ediyorsun ama seni ilk düzenden koruyamam. Benimle gel. Bizimle beraber savaş. Hayır. Biz zaten bir savaşı kazandık ve ne fayda sağladı. Leia'yı gemisine geri götürdükten sonra onu alnından öpüyor ve bu savaşta ona yardım edemeyeceği için ondan özür diliyor.
Galaksinin bilinmeyen bir yerinde Ray Mortis'e varıyor. Uzay kapkaranlık ve tek bir yıldız dahi gözükmüyor. Tıpkı klon savaşlarında olduğu gibi Knife Nine güç kaybediyor ve çakılıyor. Bu esnada Kylo Ren de gizemli yapının başka bir yerine varıyor. Coruscant'ta Finn ve Rose ilk düzen kulesinin etrafında halkı galeyana getiriyor. Yüzeyde savaş başlarken Leia ve Direniş de çalıntı yıldız destroyeri ile gezegenin yörüngesine varıyorlar. Poe ve Chewie onlarla. Hatta Chewie şehir semalarındaki bir savaşta bir X-Wing kullanıyor. Yüzeyde Rose yakalanıp işkence görüyor ancak dayanıklılık gösterip kaçmayı başarıyor. Burnett'a göre Duel of the Fates'in senaryosu Rose için o kadar iyi yazılmış bir senaryo ki Rose'u canlandıran Kelly Mary Tran'ın bu senaryoyu asla görmemiş olmasını umuyor. Mortis'e geri dönüyoruz. Rey buzlu bir tepeye tırmanmaya çalışırken bir yandan rüzgara karşı mücadele veriyor. Tepenin zirvesine ulaşınca bazı cübbeli figürlerin antik heykellerini buluyor. Lakin bu figürler Jedi değiller. Rüzgar ve kardan arka arkaya tokat yerken Jakku'dan bir görü karşısına çıkıyor. Görüsünde kendisi bir çocuk ve ailesi ondan uzaklaşıyor. Annesi ona ulaşmaya çalışıyor fakat babası ona engel olup çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Annesinin sözlerini duyuyor. Burada bekle. Geri döneceğiz. Anlayacaksın. Geri döneceğiz. Diyor. Mortis'in tepesinde Rey ışın kılıcını açmış ve boşluğa karşı çığlık çığlığa neden onların geri dönmediklerini soruyor. Rey dağın tepesinde kendi geçmişiyle yüzleşirken Kylo da ormanda kendininkiyle yüzleşiyor. Bacası tüten bir ev görüyor ve siyah cübbeler giymiş genç bir oğlan kapıya yaklaşıyor. Bu onun kendi çocukluğu. Kapıyı açınca içeride babasını görüyor ve babası yani Han Solo Ben'e ne yaptığını soruyor. Benim adım artık bu değil. Annen seni görmesin hele böyle hiç. Geri dönmüyorum. Beni büyük bir kader bekliyor. Onların hepsi yalan evlat. Boş vaatler. Burada ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Neye? Sana mı? Ona mı? Ustam hiçbirinizin anlayamayacağı eşsiz bir güce sahip olduğumu söylüyor. Annen herkesten daha çok anlıyor. O beni uzağa gönderdi. Öğrenmen için, büyümen için. Büyüdüm. Annen seni seviyor. O benden korkuyor. Işın kılıcını bana ver evlat. Veremeyeceğimi biliyorsun. Han ışın kılıcına uzandığında bu görü güç uyanıyor da Han'ın ölüm sahnesine dönüşüyor. Sonrasında Kylo da Rey'in az önce tırmandığı dağa tırmanmaya başlıyor. Rey ve Kylo dağın zirvesinde karşılaşıyorlar. Kylo, Rey'e zihninden uzak durmasını ve orada bulduğu şeyden hoşlanmayacağını söylüyor. Ayrıca Anakin ve Luke'dan daha güçlü olduğunu ekliyor. Ama Rey yine de onun içinde korku olduğunu dile getiriyor. Rey'e olan korku değil, kendisinin neye dönüştüğüne dair bir korkuyu kastediyor. Karanlık taraf seni boş bir kabuğa dönüştürmüş diyor. Yine bir diyalogla karşı karşıyayız. Yalnız olmak zorunda değilsin. Mortis'in gücüyle tıpkı eskilerin yaptığı gibi galaksiye hükmedebiliriz. Karanlık ve aydınlık olarak. Benim aileme yaptıklarından sonra hala sana katılacağımı mı sanıyorsun? Gerçeklerle beni zayıflatabileceğini mi düşünüyorsun? Senin ne yaptığını biliyorum. Derinlerde daima biliyordum. Ailem içki parası için beni satmadı. Senden saklanıyorlardı. Kylo bir an dona kalıyor ve demek hatırlıyorsun şeklinde cevap verdikten sonra güç uyanıyor filminde Kylo ve Ren şövalyelerinin yağmur altında durdukları görü ile karşılaşıyoruz. Kylo sözlerine devam ediyor. Snoke'un emirleri netti. Onu yok edebilecek herkesi bulmamızı istedi. Seni bulmamız uzun sürmedi. Jakku'daki hayatın için beni suçluyorsun. Aslında bana teşekkür etmen gerek. Güvendeydin. Han Solo ve başka milyonlarca kişiyi katleden Kylo Ren, Rey'in ailesini öldürdüğünü kabul ediyor. Ancak orada bulunma sebebi Rey değil. Tek istediğim o kapının arkasını görmek. Beni öldürmek zorundasın. Biliyorum. Bu konuşmanın ardından hem ışın kılıçlarının hem de birbirlerinden yaşayan gücü çekmeye çalıştıkları bir güç mücadelesinin konuştuğu epik bir düello başlıyor. Tekrar Coruscant Savaşı'na dönüyoruz. Tıpkı Han'ın yeni bir umutta Luke'a yardıma geldiği gibi Lando'da aralarında bozkun bile bulunduğu kaçakçılarla beraber desteğe yetişiyor. C-3PO bile üzerine düşeni yapıyor. Bir ilk düzen astromech droidinin yardım çağrısını göndermesine engel alıyor ama bunu yaparken bile şiddet için programlanmadığını dile getiriyor. Mortis de Kylo Ren, Rey'e onun öğretmeni olabileceğini haykırıyor. Tıpkı Starkiller üstünde olduğu gibi. Kylo, Rey'e sert bir hamle yaparak Rey'in yüzünde yanağından alnına kadar bir kesik yarası açıyor. Rey ışın kılıcını düşürüyor ve tapınağın merdivenlerinden düşerken kandan gözyaşları döküp çığlıklar atıyor. Gözleri görmez oluyor. Coruscant Savaşı'nda bu kez üzücü bir sahneyle karşı karşıyayız. R2-D2 patlayıp kafası parçalanıyor.
Chewie kullandığı X-Wing'i indirip kare savaşına katılırken C-3PO da arkadaşından geri kalan parçaları topluyor. Kylo Ren artık Mortis tapınağına girmiş durumda. İçeride antik heykeller ona bakıyorlar ve sadece boş bir taş plaka ortada duruyor. Kylo aradığını yine bulamadığını zannederek öfkesini heykellerden çıkarıyor. Arkasından gelen bir ses duyuyor. Kaybettin ben. Arkasını döndüğünde Luke Skywalker'ı görüyor. Luke sözlerine devam ediyor. Anakin'in ailesine olan sevgisi onu kurtardı ve bu sevginin yeğenimi de kurtarmış olmasını dilerdim. Ben yapmam gerekeni yaptım. Sen artık bir Skywalker değilsin. Bu esnada Rey, Luke'un varlığını seziyor ve cübbesinden bir kumaş parçası keserek kendi gözlerini bağlıyor. Luke konuşmayı sürdürüyor. Hepimizi yenemezsin. Ben yalnız değilim. Obi-Wan haklı. Güç etrafımızda, içimizde ve galaksiyi bir arada tutuyor. Biz güç ile bir aradayız. Tekiz ve parçalanmayacağız. Luke sözlerini tamamlayıp kaybolurken onun hemen arkasından tapınaktan içeri Rey giriyor. Bu kez Rey konuşmaya başlıyor. Ustalarımız yanılıyordu. Öfkemi reddetmeyeceğim ve sevgimi de. Ben hem karanlığım hem de aydınlık. Sen bir hiçsin. Sen hiç kimsesin. Hiç kimse hiç kimsedir. Bu sözün ardından son bir düğüler için ışın kılıçları çekiliyor. Yeniden Coruscant'tayız. Chancellor Hux rüzgarın yönünün değiştiğini anlıyor. Savaşın şiddeti artsa da ilk düzen artık kaybetmiş durumda. Film boyunca Hux gücü kullanmaya çalışıyor. Ren'in sahip olduğu güce erişmek istiyor. Bunca zamandır ışın kılıçlarından oluşan bir koleksiyon sahibi olduğu anlaşılıyor ve ilk düzenin dağılmaya başlamasıyla koleksiyonundan mor renkli bir ışın kılıcını alıp kendini öldürüyor. Tapınaktaki düelloda Rey ve Kylo güç olarak eşleşmiş haldeler. Rey yaptığı bir hamleyle Kylo'nun kılıcının kabzasıyla beraber onun birkaç parmağını da parçalamayı başarıyor. Bunun gerçek oluşuna inanamayan Kylo elinin haline bakıyor. Rey'in sopasının çift taraflı bir ışın kılıcı olduğunu söylemiştik. Rey bunu iki parçaya ayırıyor ve bu esnada yaşayan gücün enerjisiyle parlıyor. Kylo öfkeden delirmiş durumda. Dişlerini sıkıyor, elini uzatıp Rey'in içindeki yaşayan gücü çekmeye başlıyor. Rey gücünü kaybederken acı içinde çığlık atıyor. Rey'in içindeki güç Kylo'yu iyileştiriyor. Suratındaki metal yere düştüğünde Rey'e Mortis'teki gücün ele geçirilemeyeceğini ama Rey'deki gücün Mortis ile kıyaslanamayacağını söylüyor. Yaşam enerjisi sökülüp alınırken Rey ona ben diye sesleniyor. Tıpkı Luke'un ikinci ölüm yıldızında babasına seslenişi gibi. Ama işe yaramıyor. Coruscant yörüngesindeki yıldız destroyerinde Leia güçteki dengesizliği hissediyor. Oğluna seslenip eve dönmesini söylüyor. Tam bu anda Kylo sevgiyi hissedip aslında bunun Anakin'in gücü olduğunu, Vader'ın zayıflığı olmadığını anlıyor. Rey'in elini tutup ona gücünü geri veriyor. Aydınlık ve karanlık enerjiler etraflarında dönerken Rey iyileşmeye başlıyor. Ancak bu kez Kylo boş bir kabuğa dönüşmeye başlıyor. Son nefesini verirken Rey'e soyadının ne olduğunu söylüyor. Rey Solana. Tapınağın taş zemininde yatan Rey iyileşiyor fakat halen yaralı. Bir anda etrafını ışık hüzmeleri sarmaya başlıyor. Bu enerji onu yerden yükseltip onun havada süzülmesini sağlıyor ve hızlıca soyut bir ortama geçiyoruz. Karanlığın içinde enerjiler parıldıyor ve Rey, Luke, Yoda ve Obi-Wan tarafından karşılanıyor. Aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Öldün mü? Burada ölüm diye bir şey yok diyor Obi-Wan. Çok şey öğrettin sen bize diyor Yoda. Ve bakış açılarının dar olması nedeniyle onların başarısız olduğu yerde Rey'in başarılı olduğunu açıklıyor. Sen hem aydınlık hem de karanlık tarafı kucaklayarak içinde dengeyi buldun diyor Luke. Fakat şimdi bir seçim yapması gerek. Ya orada bilgi, huzur ve sükunetin olduğu yerde kalacak ya da yaşayanların arasında karmaşa içindeki galaksiye dönüp bildiği acıları ve aynı zamanda sevgiyi yaşayacak. Rey onlara teşekkür ediyor ve ustaların ruhları kozmik güç içinde kaybolurken Obi-Wan şöyle diyor. Sen bir Jedi'sin Rey Solana. Fakat Jedi'ların sonuncusu olmayacaksın. Gerçek dünyaya dönüyoruz. Coruscant savaşı artık sona eriyor ve aslında bir araç olan ilk düzen kulesi yükselip gezegenden kaçmaya teşebbüs ediyor. Ancak Rose işkenceden kaçtığı sırada geminin koordinat bilgisayarını bozmuş. Bu sebeple kule ışık hızına çıkmasıyla beraber bir gezegene çarpıyor ve yok oluyor. Savaş sonrasında Chewie bir tamir droidiyle beraber R2'yu düzeltmeye çalışırken C-3PO onları izliyor. C-3PO'nun yorumu ilginç. Hafıza bankasını yeniden çalıştırırsa umarım eski benliğine dönecektir. O olmazsa ne yaparım bilmiyorum. Burada C-3PO ağlayacak gibi oluyor. Leia
ona Arthur'un iyi olacağını söyleyerek sakinleştirmeye çalışıyor. BB-8'in savaş sırasında kurtardığı hafıza sürücüsünü alıp tıpkı ölüm yıldızı planlarını yerleştirdiği gibi Arthur'a yerleştiriyor. Arthur hafızasını yeniden başlattığında efsaneyi onun gözünden baştan sona görüyoruz. Luke'un C-3PO'yu satın alışı, Obi-Wan'ın Anakin'e ait kılıcı Luke'a verişi, ölüm yıldızı savaşı, Yavin madalya töreni, Yoda'nın X-Wing'i bataklıktan çıkartışı, Sarlak çukurundaki işareti, Han ve Leia'nın Endor'daki beraberlikleri gibi anlar göze çarpıyor. Burnett'ın notlarında bu tekrar yaşanılan anların sadece orijinal üçlemeden olduğu belirtiliyor. Film Modesta gezegeninde sona eriyor. Burada bir çiftlik var ve bir grup çocukla beraber Finn bekliyor. Daha sonra Rey yanlarına geliyor ve yeni Jedi neslini yetiştirmeye başlıyor. İşte böyle. Son zamanlarda hayran alemini allak bullak eden alternatif senaryonun akışını sizlerle paylaştık. Peki ne düşünüyorsunuz? Sizce filmin az önce aktardığımız alternatif hali mi daha güzel yoksa mevcut hali mi? Bu senaryo fazla mı uçuk ya da Colin Trevorrow'a haksızlık mı edildi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Galaksinin Sesi'nin bir sonraki genel kültür bölümünde görüşünceye dek güç sizinle olsun. Sahnesi ilk düzenin köle iş gücüyle bir yıldız destroyer filosu inşa ettiği Quad Derson'u... ya amma zorluğum. Çenem ayrı yere gidiyor, dudağım ayrı yere gidiyor. Kahramanlarımız tersanede ilerlemeyi başarıp yepyeni bir Eclipse sınıfı yıldız destroyerleri... Çok TRT dublajıyla yaptığınız için size teşekkür ederim. Ya nasıl yani, kötü mü oldu? Ya biraz tecrübe tabii bunlar. Bir daha yapayım. Tamam. Ben sizin baştan yapayım. Tamam, böyle çok düz okuma. Daha duygu. Duygu katayım. Tese dublajı ne ya? Bir dakika. O zaman... Mesela sen söyle şunu, ben de ona benzeyim. Hangi, ilkini mi? Ha, bir tane söyle. Denge mi, karanlık? Denge mi? Karanlık aydınlığı boğuyor. Aydınlık karanlığı söndürüyor. Tekrar ve tekrar ve tekrar. Güçteki denge bu mu? Böyle ha, inişler, çıkışlar. Anladım. Böyle okay. Şey de değil yani. Anladım. Şimdi Mortis'te bir tadilat var, ses geliyor mu bilmiyorum.